geçireceğim çünkü iki tane dersim vardı. Şu an iki dersin arasındayım. İki dersin arasında yaklaşık 2 saat var sanırım. Biraz fazla mı aydınlığım sizce? Biraz azaltayım mı aydınlığı? Şöyle nasıl? Buradan şimdi kütüphaneye geçeceğim. Ve biraz ders çalışacağım. Siz de benimle birlikte geleceksiniz. Kütüphaneye doğru ilerliyoruz. Yine harika bir kütüphane günü olacak. Evet, şimdi size Üsküdar'daki çöp yığınlarını göstermek istiyorum. Üsküdar'da sıradan bir çöp yığını. Şu an Karacaahmet'in yanından yürüdüğümüz için etrafta bu kadar çok ağaç var. Normalde Üsküdar böyle bir yer değil sevgili arkadaşlar. Mezarlık bölgesindeyiz. Etrafımız ağaç dolu. Bu yüzden çok mutlu hissediyorum. Bu trafikte erkeklerin burnunu karıştırma sorununu nasıl çözeceğiz? Aman tanrım. Karşımızdaki amca. Lütfen burnumuzu karıştırmayalım. Korkunç görünüyorum. Göz altlarıma bak. Bakar mısın göz altlarına? Bakayım. Öğlen 5'e kadar uyudun. Öğlen 5'e kadar uyudun. Göztepe tesisleri. Marmara Üniversitesi Göztepe tesislerindeyiz. Ne diyorum Allah'ım, ne diyorum. Şu an Marmara Üniversitesi'nin Göztepe kampüsündeyiz. Merkez kütüphane burada olduğu için buraya gelmek zorunda kalıyoruz. Saat 9, kütüphane hala tıklım tıklım dolu maalesef. Şu an Gülfer beni beklemiyor. Sürekli hadi gel derse başlayalım diyor. Şişi varmış. Burayı da koyayım da gör gününü. Buranın adı ne kampüs? Bu kampüs benim gençliğim. Dalga geçme lütfen. Ne dalga geçsem saçmalama, başıma geleceğim de başımda dalga. Bu kampüs benim gençliğimi çürüttüğüm kampüs. Çünkü Fransızca hazırlığı burada okudum. Korkunç bir dönemdi hazırlık dönemi. Neyse ki yeni kampüste böyle bir ferahladım. Bir rahat ettim. Evet, öyle. O yüzden buraya gelince hep hazırlıktaki korkunç anılarım aklıma geliyor. Ne bir anım da yok aslında. Sadece iyi hissetmiyordum kendimi. Hepsi bu. Şimdi ders çalışmaya gidiyorum. Elveda. Bu kız bana video çektirmiyor ya. Sen benim videolarımın katilisin. Görünmüyorsun da zaten. Şey gibi görünüyor. Alacakaranlık seri işte. Günaydın. Hazırlandım. Kütüphaneye gidiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Kütüphanede görüşürüz. Mutsuz bir gün oluyor. Çünkü kütüphaneye gidiyorum. Ders çalışmam gerekiyor. Ders çalışmam gereken bir gün nasıl mutlu geçebilir? Elveda.
Evet, ne düşünüyorsun? Fikirlerini paylaş. Ne düşünüyorsun diyorum. Genel bir gün değerlendirmesi. Gün değerlendirmesi derken günün yarısından itibaren bir değerlendirme. Kütüphanenin içine 24 saat açık bir kafe de burası. Kantin. Evet, kütüphanenin içine 24 saat açık bir kantin açmışlar. Güzel olmuş. Bekliyorum. Çorba kaç liraydı? 4. Çorba 4 lira. Bence daha ucuz olabilir. Ama en azından çay 1 lira. Çay her yerde 1 lira değil mi? Evet, ama bu da bizim gibi triyakilere yetmiyor zaten. Öyle yani. 12'de mi döneceğiz eve? Bilmem. Sende böyle bir sabahlama arzusu var. Yok, kalamam. Eve gideceğim. Evet. Yani 12'ye kadar bir tanedeyiz, sonra eve döneceğiz. Sonra sınava falan gireceğiz. Çok yıkız. Final haftası özel. Sonra büt haftası. Evet, bu kadar. Elveda, ders çalışalım. Beni orada bırakıp gittin. Burada bu şekilde şu an. Hayır. Gittim buraya oturdum sonra. Yalan söyleyen. Okulu bitiremezsin. Tamam, şu an inandım. Okulu bitiremezsin dedim. Daha ne diyeyim, zaten normalde de bitiremeyeceğim. Hayır, öyle söyleme. Birincilikle bitireceğiz. Gözünü odakla. Aç gözünü bakıyor. Dur, ben bunu geldim. Okul bitmiyordur. Manken olan. Bakayım. Bir göster. Gül koşa ders ver Marmara. Marmara gül koşa ders ver. Kediyi çekmek istiyorum. Bu hasta bence ya. Video çektiğine emin misin? Evet. Selamlar ha, Sümüklü. Burada. Bu çocuğun adı Sümüklü. Of, çok güzelsin. İlerle. Yürü yürü güzel. Thank you.
soğuk. Dondum. Artık video çekemiyorum. Aman Allah'ım. Kar yağsa da şu havanın soğuğu gitse diye düşünüyorum. Telefonumu kütüphanede unutmuşum. Kütüphaneye geri dönüyorum maalesef. Hüzünlü dakikalar. Şimdi kütüphaneden çıktım. Telefonumu aldım. Çok parlak görünüyorum. Neden böyle? Hey dostum. Heh, evet şimdi kendine geldi. Şimdi bir tane dersim var saat 3'te. Ona yetişmeye çalışıyorum. Böyle bir gün oldu. Yarın yine başka bir kütüphanede görüşeceğiz. Hoşçakalın.